Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba olsun, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Selam, selam, selam. Bugün günlerden ne? Bugün pazar. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar ve güneşi görüyorsunuz, yanıyor. Avusturya yanıyor. 12. ayın sonlarına doğru yanıyoruz arkadaşlar. Dışarısı bugün 12 dereceye kadar çıkacakmış. Valla ben de dedim bir vlog açayım bugün. Zaten canım sıkılıyordu. Ne yaptığımı ne ettiğimi göstereyim ve size bugün özel bir şey göstereceğim. YouTube'a neden başladığımı anlatacağım sizlere ve YouTube'dan ne kadar gelir elde ettiğimi de göstereceğim. Vallahi inşallah YouTube'dan şikayet falan yemeyiz inşallah. Değil mi Azat? Azat da vardı yanımda. Seni de göstereyim mi? Nereden ev? Hala? Hala. Ne yapıyorsunuz de? Atıyorum. Nasılsın de? Atıyorum. Azat da oturuyormuş işte. Neyse bir de bugün işte o YouTube'u falan hallettikten sonra bir dışarı çıkayım. Arabayı yıkayayım dedim. Çünkü görüyorsunuz bu havada kesin herkes zaten arabasını yıkıyordur. Ben de iç dış yıkarım. Aslında dışını dün akşam yıkamıştım da öyle üstünden yıkamıştım canım sıkıldı diye. Bugün içini de güzelce yaparız. Jantları, tekerleri, içini. Bir de iç camları da yapmam lazım. Çünkü hep kışın arabada olanlarla oturuyoruz. Hep bu şeyi bunalıyor mu? Bulanıyor. Bulanıyor. Herhalde öyle arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor. O zaman sonra görüşürüz arkadaşlar. İlk bir kahvaltı edelim sonra konuşuruz. Ve evden çıktım şimdi. Ve üstümü görüyorsunuz. Böyle pantolonumu giydim. Üstüne de böyle windbreaker'ımı giydim. Çünkü hava sıcak. Altında zaten böyle ince bir body var da. Siyah bir fermuarlı var ya şöyle. Tableti de aldım size. Arkadaşlar YouTube'u deşifre edeceğiz. Yok şaha da. Demiştim ya gelirlerimi falan bir göstereyim biraz. Onu göstereceğim. O yüzden tableti aldım. Çünkü evde ışık kötü, bir de çok ses var evde. Azat bağırıyor falan filan pistan. Ve bir tane de bez aldım. Bu temiz bez. Arabada geçi bezler var da. Bir tane de temiz alayım dedim. Onlar galiba biraz kirli. Arabanın iç camları için. O yüzden. Şey zaten şimdi birazdan konuşma yaparız. Başlarız. İşçi olduk arkadaşlar. Artık holdingimize gidiyoruz. Görüyorsunuz. Kirli. Çünkü tek biraz su döktüm arabaya. Hatta şu kirleri göstereyim size. Bir saniye tableti indireyim şuraya. Bakın şurada görüyorsunuz. Hop. Arkadaşlar kir. Bakalım jantlarımız ne durumda. Jantlar idare eder. Jant şeyim kalmamış ya. Jant temizleyicim. Tek teker için teker spreyi falan var da. Arabaya valla bir köpüktüm. Bugün elini yıkayacağım arkadaşlar. Dur hatta size içini de çekeyim. Bir saniye. Şöyle. İçini görüyorsunuz. Şuralar hele hep inip biniyorlar. Ayaklarını maşallah oraya sürtüyorlar. Orada da Haribo. Bu arada vegan arkadaşlar, jelatinsiz. Aha hele Azat. Zaten bu Azat. Azat arabaya binince araba felç. Aha görüyorsunuz. Bunları ben bu arada şimdi görüyorum arkadaşlar. Şurayı da görüyorsunuz. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi arabada tekrar görüştük. Ben arkayı biraz bir düzenledim. Bu arada saçımı kesecektim de adam doluydu, kesemedik ya. Neyse size işte YouTube'a neden başladığımı anlatacaktım. Biraz bir sohbet edelim arabada. Araba yıkamaya gitmeden önce. Arkaya bir baktım, bağcı da acayip felaket götürüyor arkadaşlar. Acayip kötü bir durumda. Arabayı çoktandır böyle iç dış yıkamamıştım. Kokpitten de zaten şu display'i, şu direksiyon oraları falan yıkarım. Bu arada biraz Haribo yiyeyim. Çünkü ben konuşmada yemek yemesem olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim YouTube'a neden başladım. YouTube'a ben, biliyorsunuz bu sene 1. ayın 10'unda askere başlamıştım. Bilmeyenler varsa Avusturya'da yaşıyoruz ve ben 19 yaşındayım. Ve burada da 18 yaşından itibaren askerlik zorunluluğu var Avusturya'da. O yüzden 6 ay askerliğimi yaptım ben. Bu arada başladığımda 18'dim. Yani 31 Mart benim doğum günüm. Mart 3. ay mı oluyor? İnşallah öyledir. İşte 31 Mart doğum günüm var, 19 oldum. Sonra ben YouTube'a 2. ayın 18'inden başlamıştım. 2. ayın ortalarında başlamıştım arkadaşlar. Çünkü niye? Biraz kalbimiz kırıktı o aralar. Uplanking olsun diye böyle kendimi kafa dağıtmak için aslında başlamıştım YouTube'a. Aslında hiç hevesim yoktu YouTube'a başlamaya. Ama dediğim üzere biraz kalbimiz kırıktı o aralar. Biraz daha askerdeydim işte. Askerlikten alakası yok. Kalbimiz kırıktı. O yüzden biraz şey aradım kendimi. Kafa dağıtmak için birkaç bir şey arıyordum ben de. Sonra valla bir gün eve geldim. Şu cuma günleri eve geliyorduk. Eve geldim. Anneme dedim acaba ben de mi YouTube'a başlasam? Böyle şakasına demiştim.
Annem de nasıl ciddi aldıysa tamam başla dedi. Zaten o gün alışverişe gidecektik. Alışverişe giderken direkt ilk videomu çektim. Koydum. Bayağı da izlendi. Kaç? 25 bin, 30 bin falan izlenmişti ilk video. Ama maalesef o tüm videolarım silindi. Oraya da gelir şimdi. İşte ben YouTube'a bu işten başlamıştım arkadaşlar. Ama eskiden böyle ortaokul zamanlarında yapıyordum. Tamam annemler. Valla hatta $17 kazanmıştım. Annem gire dedim ki anne para kazandım ben YouTube'dan. İnanmamışlardı. Ben de öyle kapattım o devri. İnanmadılar diye. İşte öyle böyle dedikten sonra öyle başladık vallahi ya. Şimdi işte buradayız. Biz bir sene olacak. Vay be zaman ne çabuk geçiyor arkadaşlar. Zaman time is flying like a water. Ya zaman su gibi akıyor. İşte bir de o silinen videolarımı diyecektim. Benim 51 tane videom var. Yani ilk 51 videom. Onlar hepsi silindi arkadaşlar. Acayip güzel videolar vardı içinde. Maalesef ama yapacak bir şey yok. Can sağlığı. Öyle işte ya. Valla YouTube'a başlama nedenim bu. Yani başka şeyim de yoktu zaten. Neyse gelelim. YouTube'da gelirleri göstermeye. Bu arada arkadaşlar. Bakın direkt tabletimiz de var. Size buradan açıp göstereceğim şimdi. Bir saniye. Bu arada size YouTube'da ilk 2 aylığımı göstereceğim bu videoda. Böyle göstereceğim işte. Eğer bakalım eğer devam fazlasını görmek isterseniz gösteririm. Yani benim para pek umurumda da değil yani. Görseniz ne görmeseniz ne arkadaşlar. Normal iş gibi. İşte. İkinci ayda başlamıştım. İlk para kazanma videosu da. Yani ilk ne zaman para kazanmaya başladım? Bir ay sonra. Üçüncü ayın ortalarında başlamıştım. Ve size direkt üçüncü ayın ortasındakini göstereyim. Ve dördüncü ayda kazandığım parayı. Tabi YouTube'da hep değişiyor arkadaşlar. CPM yüksek olunca iyi. RPM de yüksek olunca iyi. Tabi onlar hep aylara göre değişiyor. Ve görüyorsunuz girdik şimdi. Üçüncü aya bir bakalım. Üçüncü ayda tahminleriniz alim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üçüncü ayda $181 kazanmışım YouTube'dan. Dur nerede? Meads. Bu arada bu bugünün tarihi. Ama başka yazmıyor. Tek üçüncü ayı yazıyor. Tamam. İşte üçüncü ayın şeyi bu. Şimdi geçelim. Size dördüncü ayda göstereceğim demiştim. Dördüncü ayı göstermeden de derin derin derin. Ve 350 almışım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar o aralar biraz fazla izleniyordum. Yani videolarım uzun izleniyordu. O da YouTube'da para kazanmaya şey yapıyor yani. Bir etkisi dokunuyor. Mesela bir video açarsan mesela biri 5 dakika izlerse diğeri full video izlerse o full video izlendiğinden daha çok kar ediyor. Çünkü izlenme süresi var ve aufrufe neydi ya? İzlenme sayısı mı oluyordu? Valla Türkçem yettiği kadar anlatıyorum işte. Watch time bir de aufrufe. Diyor izlenme sayısı zaten o görüntüleme sayısı. Ama beynim yandı boşverin. İşte o aralar tabi annem ve ablam beni paylaşıyor. O aralar tabi biraz dedik iyi izleniyordum o aralar. Yani şimdi de pek bir fark yok kazandığımda. Evet abi isterseniz diğer videolarda da araya sıkıştırabiliriz tabii ki. Vallahi bu kadar arkadaşlar. Başka ne göstereyim? Bu arada like atmayı unutmayın. Bakın size bu kadar şey yaptım. Bir like'ınızı alırım. Eyvallah diyorum. O zaman ben de gideyim şimdi. Bir arabayı temizleyelim. Bir kendine gelsin. Bu da bunu demeden de gitmek istemiyorum aslında. Çok soruyorsunuz like'lar bir işe yarıyor mu? Like'lar arkadaşlar like ve yorumlar paraya bir etkisi yok. Yani ne az veriyor ne çok veriyor ama like atarsanız YouTube videonuzu daha çok gösteriyor. Yani millete daha çok karşısına çıkarıyor ki izlensin diye. Fuaşlar geliyor işte Türkçesin yine. Pardon benim Türkçe bazen yetmiyor kıt biraz. İşte öyle neyse. Vallahi çok konuştum böyle çok konuşmayı bilmem aslında ben. O zaman gidiyorum. Hadi gidiyorum. Hadi çabuk. Bebe şimdi yıkamaya geldim. Arabanın içten camlandı. Biraz böyle şimdiden bir bezden üstten gittim. Yeter ya. İçten o kadar önemli değil zaten. İşte bir köpükleriz arabayı. Buraya içten. Yuvayet dıştan hep. Hep toz. Hep toz. İşte dıştan şimdi bir arabayı bir köpükleyelim. Sonra bakın orada şu beyaz şeylerinde elimle tüm arabayı böyle güzelce bir temizleyeyim, sileyim. Çünkü yoksa onsuz yaparsam görüyorsunuz hep böyle kir falan kalıyor ve onu sevmiyorum arkadaşlar. Burada işte arabanın dışını yapacağız. Obendorf'ta Shell
Petron'da da içini güzelce bir süpürüp ve kokpiti yaparız. Güneşimiz de mis gibi vuruyor şurada. Hadi bakalım, işe koyulalım. Şimdi şele geldim arkadaşlar, arabanın dışı bitti. Şu kapının şu aralarını biraz bir kurutayım. Şuraları görüyorsunuz. Bir de burada bir dedek içini süpüreceğiz. İşte o. Görüyorsunuz böyle birkaç yeri falan kuruturum. Sonra içeride para bozdurmam lazım. Çünkü süpürgeye bozuk bir euro lazım ve bende hiç bozuk kalmadı. Neyse, ben o zaman işe koyulmaya devam edeyim. Ve araba da bitti arkadaşlar. Şöyle size içini göstereyim. İçinde şöyle güzelce bir süpürdük her tarafını. Oo, çıllop gibi. Şurada aynı şekil, şuraları falan hep sildim. Arkayı da göstereyim. Arkada bu şekil. Şurada birkaç tane kir kaldı da o bir şey olmaz. Ama yazın ben bu koltukları bir şekil yıkamam lazım arkadaşlar. Yoksa durumu çok kötü. Ve ben şimdi geri eve geldim arkadaşlar. Saat 3 oldu ve ne bileyim, canım da bir şey yapmak istemedim. Gidip eve uzanırım. Vallahi bu aralar evden çıkasın bile yok. Normal mi? Psikolojim mi bozulmuş yoksa? Psikolojik bir çökük mü yaşıyor? Ah, bugün vallahi videoda konuşamıyorum ya. Psikolojik düşüş mü yaşıyoruz, çöküş mü yaşıyoruz anlayamadım. Neyse, gidelim de bari biraz evde biraz kediyle oynayayım ya. Bizim Pablo ile. Bir buçuk saat, iki saattir arabanla uğraşıyorum. Bezduk. Neyse, bir bakalım da annemler evde mi? Çünkü Can abinin arabası yoktu aşağıdan. Yani gitmiş de olabilirler. Ve eve girer girmez beni kim karşıladı? Pablo, nein. Aha, şu karşıladı. Tipsiz seni. Nein, yapma. Annemler de bu arada şeye gitmişler. Nereye gitmişler? Petrol'a gitmişler, Almanya'ya. Annemin paketi mi ne gelmiş, oraya bırakmışlar. Değil mi Pablo? Azat'la mı gitti? Artist. Dur bırakıyorum seni, bırakıyorum, hadi gel. Başın nasıl sürüyor beni? Aha, ısır. Oh, yarasın. Yarasın. La! Pablo. Hani arkadaşlık biz? Arkadaşlığımız buraya kadar mı? Hem nasıl sinirleniyor hemen. Tamam. Yeter. Pablo bak. Kavga bir çözüm değildir, tamam mı? Hah, gidiyor. Ve ablam da pikniğe gidiyormuş simiş. Evet, makarna salatası yapıyorum. Makarnayla koyuyorum. Çünkü yoğurdu gidiyor. Ha, yoğurt ve burada. Buraya... İki paket maşallah. Kaç kişi gidiyorsunuz? İki. İki kişi simiş, okey. Ve içine mayonez de koyacağım. Burada ne var? Ve peynir de dilimledim. Üzüm de buraya koyacağız da. Kapak. İyi. Bunlar da götürüyormuş, çips koymuş. İki kişi maşallah neler yiyecekseniz. Çekirdek ve küçük annemizin meşhur mandalinaları. Mandalina. Annem koca şey almıştı, sepeti almıştı bundan da. Nereye koydu bilmiyorum. Damla. Ben de gideyim içeride biraz keyif yapayım. Evet Simiş, mantı ne durumda? Söyle evet, bakayım. Yoğurdumuzu ve mayonezimizi ekledik. Ne? Mayonez. Mayonez. Tuz koydum. Karabiber. Ekledik o. Sonra dereotu koydum. Ekledik. He? Nereye ekledik? Tamam. İşte yani Türkçe'de diyorlar ki ekledim, ben de koydum diyor. Kibar Türkçe. Ve karıştırıyoruz. Bir de içinde salatalık var. Ve turşu, mısır turşusu koydum da gözüküyor. Onu da ekledik. Evet. Mısır turşusunu. Az alışkanlı olmuş arkadaşlar. Ne olmuş? Az alışkanlı olmuş. Ha ya, biz öyle konuşuyoruz işte. Güzelce böyle karıştıralım. Bir tane de şımart koysan acayip lezzetli. Mayonez koydum. Mayonez. Ay, ekledim. Annemin de burada. Annem de burada. Ben de burada bol, daha sağlıklı. Simiş de... sağlıksız makarna. Af laf yaptı. Türkçesi ne? Fırın gratin. Ha, gratin. Granatin. Gratin. Ha, gratin. Fırın granatin yapıyor. Yani salatalıklarını ben de burada sucuklu. Sucuklu melek yapıyor. Salata içinde salatalık mı yok, yeşillik mi yok? Ha, yok burada mu? Var. Var. Önce salatalık gözüküyor. Ben de sucuklu melemen yapıyorum arkadaşlar. Bu tarif hiç şaşmaz. Ve arkadaşlar görüyorsunuz, sucuklu melemenim artı yumurta hazır. Çok güzel. Anne, Kadir Usta special bu. Bu tarif hiç şaşmaz. Kanalda bu arada sucuklu melemenin tarifi var. Burada da bir tane simit var. Simitle memurları löp diye gömeceğim o zaman. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Ya, o sağlıklı yemeği yemiyor şimdi akşam. Yok, bu gece yerim belki. Ama yemem. Evet arkadaşlar, ertesi günün akşamından merhabalar diliyorum size. Bugün pazartesi ve akşam oldu bile. Ben videonun kapanışını yapmanız videonun kapanışını yapmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden şimdi burada videonun kapanışını yapalım. Öyle videoda öyle
kapanışsız bitirmek istemedim yani. O zaman arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda Instagram linkim var, takip ederseniz eyvallah derim. Ben de şimdi zaten biraz arkadaşlarla dışarı çıkarım. Fazla geç kalmam çünkü yarın yine iş maalesef. Neyse o zaman hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dikkat edin kendinize. Bay bay.